Hüseyin Gülerce Fetö, Türk Cumhuriyetleri ve Balkanlar Fethullahçı terör örgütü Türkiye'de darbe üstüne darbe yedikçe F. Gülen kendisine puta tapar gibi tapanlara umut zehri aşılamaya devam ediyor. Bir taktik olarak hiçbir şey olmamış 15 Temmuz darbe girişimini yapanlar kendisinden talimat almamış gibi davranıyor. Üç çeşit feto umut zehri var. 1. siz peygamberlerin yolundan gidiyorsunuz, sizin başınıza gelen sıkıntılar her peygamberin başına geldi. Dayanın, kaçın, teslim olmayın, mahkemelerde yalan söyleyin, inkar edin, masal anlatın. İki, AK Parti hükümeti yakında yıkılacak diye durmadan tarih verdiler. FETÖ elebaşının Pensilvanya'dan en son söylediği 16 Nisan'dı. Hayır çıkacak Erdoğan bitecek dediler. Şimdi de Ramazan bayramında bütün cezaevlerindekiler evlerinde olacak. Çifte bayram yapacaklar diyorlar. Üçüncü zehir daha çok yurt dışında veriliyor. Batı bizimle Amerika ve Avrupa Birliği bize sahip çıkıyor diyorlar. FETÖ perestler tabanda Haçlı zihniyetinin Batı istihbarat servislerinin kendilerini kullandığını değil de özgürlükler ve demokrasi adına kendilerine sahip çıkıldığı algısını oluşturuyorlar. Gerçekten de Almanya başta olmak üzere 15 Temmuz darbesinden sonra kaçan FETÖ'cüler NATO'daki subaylar Avrupa tarafından mülteci olarak kabul görüyor. Yunanistan helikopterle Kaçan darbecileri iade etmiyor Amerikan yönetimi ayak sürüyor Senatörler FETÖ'yü değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçluyor Şüphesiz bu durum Üçüncü zehrin tesirini artırıyor Batı kendisine yakışanı yapıyor. Üzüldüğümüz nokta Müslüman ülkelerin FETÖ ile mücadeleyi ağırdan alması. Cumhurbaşkanı her seyahatinde uzun uzadıya FETÖ'nün bir ülke ve devlet için ne kadar tehlikeli olduğunu belgeleriyle anlatıyor. Buna rağmen bilhassa Türk Cumhuriyetlerinde ve Balkanlardaki Müslüman ülkelerde beklenen hamle bir türlü gelmiyor. Üstelik 57 ülkeyi bünyesinde üye olarak barındıran İslam İşbirliği Teşkilatı 15 Temmuz gecesi Türkiye'de kalkıştığı hain darbe girişiminden 3 ay sonra aldığı kararla FETÖ'yü terör örgütü ilan ettiğini açıklamıştı. Mücadelenin gecikmesinin en önemli sebebi FETÖ'nün en az 20 yıldır Türk Cumhuriyetlerinde, Müslüman Balkan ülkelerinde çok ciddi çalışma yapmasıdır. Bu ülkelere ilk gidenler olmaları avantajı ile ülke idarecilerinin büyük iş adamlarının ve etkili kişilerin çocuklarına el attılar. Açılan okullarda tamamen Türkiye'deki gibi küçük yaşta hipnoz edilen gençler bugün ülkelerinde en etkili makamlarda, yönetici koltuklarında ve ülke ekonomisinin kilit noktalarındadır. Bu ülkelerde de telefon dinlemeleri, gizli kayıtlar, şantajlar, rüşvetler, kumpaslar mutlaka etkili olmuştur. Bugün ülke idarecileri Türkiye'ye resmen bir şeyler söyleseler de yönetim kademelerinde büyük direnç gösteriliyor. Nasıl ülkemizde emniyet, yargı, bürokrasi, silahlı kuvvetlerde organize bir yapı kurulduysa aynısı bu ülkelerde de var. Ancak bu olumsuz tabloya rağmen yeni yeni FETÖ ile mücadele adımları atılmaya başlandı. Arnavutluk makamları 15 Temmuz'daki darbe girişimine karışan ve bu ülkede saklandıklarından şüphe edilenlere karşı soruşturma başlatıyor. Bu konudaki açıklama 15 Temmuz sonrasında Balkanları üs olarak seçen örgüt üyelerini paniklettiği gibi Kosova, Makedonya ve Bosna Hersek'teki FETÖ yapılanmasının tasfiyesi için de tetikleyici olabilir. FETÖ bu ülkelerdeki çemberin daralması üzerine ellerindeki okul ve üniversiteleri yabancılara ya da o ülkede çok güvendikleri insanlara devrediyor. Bosna Sema Eğitim Kurumları'nın merkezi Amerika'da bulunan US Global Invest LLC şirketine satılması bunun örneklerinden biri. Hüseyin Gülerce star